arkada neyse önde de aynı şeyi tamam, söyler. Ama siz sahtesiniz. Hayır, ben biraz önce de zaten söylüyordum. Ve bak şimdi bu yayını izleyen insanlar da sizin sahte olduğunuzu anlayacak. Sana göre sahte. Dilşah. Açık açık çıkıp demiyorsun. Ben Ece'yi rakip görüyorum. O gitsin. Ben veriyorum. Biraz önce bizim konuştuklarımızı duydun mu? Arkadan röportajdan. Sen dinleme sorunu mu var senin? Sen bariz bir şekilde demişsin ki ben Ece'nin buradan gitmesini istiyorum demişsin. Evet, çünkü rakiptir bana. Herkes gelsin burada. Ben bir telefon aldım. O yüzden hepinizin gitmesi gerekiyor benim için. Ebrar'ın sahte olduğunu bir şekilde daha yine ispatlıyorum. Sen dün bir saniye lafımı bölme. Sen dün jüri beni elediği zaman arkada diyorsun ya, Dilşah elendi, ben çok ağladım, gerçekten çok üzüldüm. Peki neden röportajda ben Zeynep'in kazanmasını isterdim demişsin? Ben orada kaldığımda tutuşup... Hayır, Ebrar, ben onu sana dedim. Ben Ebrar'ın burada kalmasını istemiyorum. Evet. Ben burada çok mutsuzum böyle olduğum için. Ben orada senin için, üzülüyorum. Ben üzüldüm, onlar. Çünkü dün eleme gününde bir kere Ece'de, bu da bilmem ne, hepiniz, hiçbiriniz birbirinizle üzülmediniz. Bir tek ben üzüldüm ya, bir saniye. Ben niye üzüleyim? Ya ağzını kaybediyorsun. Bana ne? Buradan gidiyorsun. Sen benim babamın kızı mısın? Her şeyden gidiyorsun. Herkesten ayrılıyorsun. Ayrılabilirim. Yani altınlara da veda ediyorsun. Buraya ben ilk geldiğim günden beri diyorum ki burası en iyi arkadaşlık yarışması değil. Benim orada kalmış olmam ve senin üzüldüğün tek şey benim orada kalıyor olmam. Evet. Neden? Bir şey söyleyeceğim ya. Ece de kaldı. Ece'nin kalmasına neden üzüldüm demiyorsun? Kimin? Melika'da kaldı. Melika'nın kalmasına niye üzüldüm demiyorsun? Melika'nın kalmasına üzülmem. Niye rakibin değil mi hak ediyor? Niye rakibin değil mi? Niye sen daha mı hak ediyorsun? Bana göre bu kız bu yarışmada kalmayı en çok benim kadar hak ediyor. Burada herkes hak ediyor. Buradaki herkes hak ediyor. Biz hepimiz finaldeyiz. Mesela ben 2 haftadır buradayım. Sizde karma karışık duygular oldu. Bir barıştınız, bir küstünüz, bir sen onu kötüledin, bir onu kötüledi. Bir de tekrar barıştınız. Yani konu doğal olarak size gelmesi geliyor. Ben şunu anlamıyorum. Bunu kabul ediyor musunuz şu an? Etmiyorum. Ben şunu anlamıyorum. Neden Dilşah Melika'nın finale gitmesini istediği için normal kabul ediliyor da ben neden Ece veya Zahra finale gidip birinci olabilir? Benden sonra ben olmazsam onlar olsun, beni rahatsız etmez. Kavgadan dolayı. Tamam, nedenliğini şimdi söyleyeyim. Bunların arasında kavga oldu mu hiç? Olmadı. İlk geldi. Tamam işte ama bak sen Zahra'yla kavga ettiğim duygularım bitecek mi? Onu söylemiyorum. Zahra'yla kavga ettiğinde Zahra'nın gitmesini istiyorum dedi. Gitmesini istiyorum demedim. Ama Zahra'nın gitmesini istemem ama giderse de üzülmem dedim. O yüzden geç bunları. Öyle şeylerle tamam mı? Beni korkutma ne olursun. Benim ben şu an gitsin diye bir şey söylemedim. Sana söylüyorum. Bak hani konu niye dolaşıp konu niye dolaşıp size geliyor. Çünkü derdiniz biziz. Çünkü bizim üçümüzün finale çıkmasından o kadar çok korkuyorsunuz ki. O kadar ama o kadar çok hazımsızlığınız var ki. Ama göreceksiniz. Ama göreceksiniz. Ebrar ya. Ben kötü bir şey söylemedim. Şu an kırmızı takımdan bir kişi birinci olacak burada. Bu kadar da söylüyorum. Bak sinirlenmen gerçekten gereksiz. Sinirlendiriyorsun beni. Çünkü başka konuşacak konumuz yok. Çünkü ilk başta hep bizim üçlümüzün adı geçiyordu. Anladın mı? Konumuz yok. 2 aydır bizim ismimiz geçiyor. Sayı olarak çoğunluk bizde. En çok yarışmacı. Yemin ediyorum var ya. Kız gelmiş 2 haftalık bunları çözmüyor. Öyle bir şey çözmek gerekiyor. Aynen öyle. Hep Melika'nın ekmeğini yediler. Hep Melika'nın arkasına sığındılar. Bu kadar basit. Burada şansı olan tek kişi varsa o da Dilşah. Bu kadar basit. Gerçekten gerek yok. Burada şansa bir tek duruyorsan sen duruyorsun burada. Bence de öyle bu arada. Ben bu konuyu podyuma taşıyacağım. Taşı. Jüri üyelerinin önünde soracağım. Raşit Bey, Bige Hanım, Selin Hanım. Ben 2 aydır burada yarışıyorum. Benim adım Dilşah Gülşah Çelik. Bu yarışmada beni şansa mı bıraktınız? Yetenekli ve başarılı olduğum için mi beni burada bıraktınız? Yani yeteneğinden bahsediyorsun. Ebrar da bak bakın. Eğer ki jüri derse şansa bırakmış, o an ben bütün altınları bırakıp yarışmayı bırakıp gideceğim. Ama eğer ki jüri orada derse ki Dilşah sen buraya yetenekli olduğun için, sen burada bir başka güzel olduğun için final haftasına rakiplerin kadar kötü olduğu geldiğin için burada dedi derse eğer ki, anladın mı? Çıkıp özür dileyecek sen misin? Dilemem. Neden biliyor musun? İşte bak. Çünkü neden biliyor musun? Sen bak anlamak istemediğin nokta şu. Şansa kalmak demek ne demek biliyor musun? Ne demek? Senin karşındaki rakibin güçsüz olduğu için şansa kalıyorsun. O zaman kırmızı takım yani kompleks. Sende de defalarca çıktım aldım. Evet. Asıl şansa kalan bence ben değil, sensin. Niye benmişim? Senin karşında sürekli Zahra ve Melika olmuş olsaydı sen...